eşim 34 haftalık hamileydi. Kontrol amaçlı gittik hastaneye. İşte kaydımızı falan yaptılar bize. Özel bir hastaneydi zaten. Ondan sonra işte bizi muayene etti eşimi doktoru. Ondan sonra dedi ki bize işte doğum başlamış. Zaten çocuk 36-37 haftalık dedi. Dedi bir açılma var dedi. Acil dedi doğum almamız gerekiyor. Dedi ki herhangi bir sancımız falan yok. Dedi ki yok dedi doğum başlamış. Acil bir doğum almamız gerekiyor dedi. İşte apar topar yer uzak olduğu için Sultanbeyli'nde ben apar topar buraya gelmek zorunda kaldım eşimin elbiseden almak için. Tabii o sırada eşimi ameliyata almışlar. Doğum gerçekleşmiş falan. İşte ben beklemedeydim. Eşim geldi. Çocuk dediler işte biraz nefes alamıyor. Nefes darlığı falan var. Acil dedi küveze almamız gerekiyor falan. İlk önce dedi kayıt açtırmanız gerekiyor. Ücretini yatırıp hemen dedi yoğun bakım almamız. Ben de süreci hızlandırmak için hemen gittim. İşte o sırada kaydını falan yaptırdım. İşte çocuğu gördüm. Çocuk mosmordu zaten. Ondan sonra 3 saat sonra bir daha bebeği bana küveze gösterdiler. Ben ücretini yatırdım özel şeylerini. Günlüğüne bir para biçtiler işte. Yine bir yüksek mevlada. İşte çocuk evet dedikleri gibi nefes alamıyordu falan derken doğumu 34 haftalık gözükmüş. Bize 36-37 haftalık dedi. Çocuk 34 haftalık işte doğum yapıldı. O işte bir 10 gün 9 gün yattıktan sonra bir yandan paranın hepsini yatırmamı talep ettiler. İşte o süreçte biraz bulamadım. Sağdan soldan borç aldım. Parayı yatırdım. Bana dediler tamamını yatıracaksın falan. İşte çocuk çıkışını istiyorsan dedi falan. İşte sağdan soldan yine bir arkadaşlardan parayı denkleştirdim. Yatırdım. İşte 12. gün çocuğu bıraktılar. Tabii o süreçte her gün ben Sultanbeyli'ne eşim süt sağıyordu. Süt götürüyordum her gün Dudullu'dan Sultanbeyli'ne. Neyse işte çocuğu aldık. Bu sefer de çocuk 12 gün sonra çocuk sarılıktı. Ümraniye'de bir özel hastanede yine. Kontroller yapıldı. İlaç tedavisi falan uygulandı. Yaklaşık bir ay kadar falan iyileşme süreci sürdü. Yani huzursuzuz. Çocuğumuz iyi büyümedi. Eşimin sıkıntıları. Bir daha estetik olması gerekiyor. Psikolojisi bozuldu. Yani hastaneler karşı çok şeyler çektik. Acı çektik. Evet, şu an dava açtık. Şu an süreç devam ediyor. Yani elimizden geleni her zaman yapacağız. Yani kim bizim canımız yandı. Başkasının canının yanmasını istemiyoruz biz. Biz başhekimliğe gittik. Bize şöyle bir teklifte bulundular. İşte orada ettiğin ameliyat masraflarını, burada yaptığın doğum, işte çocuk masraflarını 300 bin lira gibi bir para verelim. İşte bu konu burada kapansın filan. 4-5 kişi bir dava açmış hastaneye yine. Biraz vurdum duymazlık mı diyelim. Bir sorumsuzluk var hastanede. Sağlık Bakanlığı'nın da bunun önüne geçmesini talep ediyoruz. Benim şeylerim çıktı. Ağrıklarım. Akıntı durmuyor. Her gün bu akıntı. Ben de düşündüm ki bu doğumdan sonra olabilir belki dedim. İkinci doğum dedim falan bir şeylerdi. Tamam şey yaptım. Bakıyorum durmuyor. 2-3 ay geçti. İyi değilim. Belim ağrıyor. Sonra eşim de götürdü. Hastanede de aynı şekilde anlatıyorum. 2-3 ay oldu doğum yaptığımı. Şey diyorlar şuramda bir şey hissediyorum bir ağırlık var falan diyorum sonra dediler ki kabız olabilirsin falan ilaç yazıyorlar antibiyotik yazdılar evet şey antibiyotik olduğu için ilaçlarım hep mama aldık mama ile besledik ben de çocuğumu şey yapamıyorum bakamıyorum iki çocuk olduğu için eğilemiyorum başka bir hastaneye gittik orada şey dediler. Şuranda sertlik var dedim doktora. Şurama baktı. Bir cisim oldu. Tomografiden sonra ameliyat ettirmeniz gerekiyor dediler. Sonra ameliyat ettirdik. Oradan sargı bezi, batı bezi gibi büyük şeyde şey çıkmış. Bir de intiplanmış. 15 santim sargı bezi var diye şey yaptılar. Ay böyle şeyle sargı bezi, batı beziyle gezmişim. Bir ölümden dönmüşüm. İçimde intihap olmuş. Evet, iki çocuğum annesiz de kalabilirdi. Bir ölümden döndüm diyebilirim.